Videoya başlamadan önce yorum kısmına linkini bıraktığımız diğer kanalımız Hedef Turan'ı da takip ederek destek olabilirsiniz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksine idi. Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı. Aslında Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar bu sürece yönelik bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi. Ve sağ olsun Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklı selim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Ve şimdi Mart 2021'de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi, orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Ben şunu çok açık net söylemek durumundayım. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Türkiye için haklı olan bir süreç var. Türkiye için bu süreç içerisinde de hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun, gümrük muafiyetine varıncaya kadar. Onun için tabii başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere liderler noktasında da görüşmelerimizi yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız. Azerbaycan bizler için bildiğiniz gibi kardeş bir ülke ve Ermenistan'ın bu 30 yıllık süreç içerisinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında tabii Azeri kardeşlerimiz bir işgalin altındaydı. Ve bu işgal süreci içerisinde çok sabrettiler. Ve bu işgal noktasında Minsk üçlüsü maalesef bekleneni vermedi. Ve burada adil bir netice elde edilemedi. Ve bu süreci tabii bizler de hep takip ettik. Ama dün yani Azerbaycan'daki Azeri kardeşlerimizin heyecanı, coşkusu gerçekten çok ama çok çok farklıydı. Ve gerek Azerbaycan lideri İlham Aliyev kardeşim, değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan'la Türkiye'nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik. Ve bundan sonraki süreçte de birlikte atacağımız adımları yapmış olduğumuz anlaşmalarla da teyit ettik. Ve bundan sonra da bu süreci kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.